Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Onu çarparlar, sen uzatmasını koy. Geliyor abi, geliyor. Arkadaşlar bugün burada mıyız? Toparlanıp mevzuyu söylüyorum. Konumuz, mevzumuz sahabe. Niçin yetişilemez? Nasıl bir insanlar? Ne hesabı olmuşlar? Nasıl olmuşlar? Bedevi bir kavim peygamber geldiği zaman. Yani ne kadar bedevi biliyor musunuz? Hepiniz zaten biliyorsunuz. Şu, kızını kocaya vermekten haya edip canlı canlı gömebilecek kadar vahşi. Senle konuşurken tuvaleti geldi, büyük küçük fark etmeden senin yanında ikisini yapan. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte sohbet veriyor. Medine yani. Medine daha. Mekke bitmiş. Ondan sonra konuya girelim. Sohbet yaparken adam kalkıyor sohbet ortasında. Ne olacak sohbet abi, bu kadar bir yerdir mescid. Kum ya. Kenara jar jar işiyor. Yani böyle tuvalet yapıyor. İbar demedim. Bilerek yapıyorum bunları ki hissiyatımız şey olsun bak. Orada defacet yapıyor diyebiliyorum. İşiyor kardeş. Nazcası da, Türkçesi de, Kürtçesi de bu. İşiyor. Bu kadar bedevi. Ne kadar vahşi. Haman ama gördüğüm kadarıyla hepiniz evlisiniz. Kız çocuğu olan var mı? Var değil mi? Var mı senin? Allah hayırlı ömür versin inşallah. Kaç yaşında tatlı? 2 yaşında var, bir de 6 aylık var. 6 aylık. İkisi kız. 2 yaşındaki kişinin çocuğu, yani vicdanına soruyorum, duygunu. Alıp götürüyorsun, dayıya götürmekmiş o manası. Daha önce kazmış olduğun kuyu var yukarıda. Bu dağın arkamızdaki dağın adı neydi? Haydus. Gömebilir misin? Canlıcan. Peki yatağı eski yataklara göre olsa pamuk bir tarafa çukur böyle. Yani köy oğulları gibi. Öyle bir yatakta yatsa sen çocuğun öyle yatağına onu yatırabilir misin? Değil mi? Vahşiliğini anladık mı abi? Senin de mi var kızım? Var hocam. Var. Kızlar gibi herkes savaş ediyor. Bir şey yaramıyor. Ya. Ne dedi? Bir şey demez ya. onu... Seyittir. Öyle mi? Tabii. Ya. Kullanma fazla. Seyittir gömeli mi dedi? Onun şakası mı olur ya? Olmaz. Şaka latif olmalı. Şu var. Neyi düşünüyorsanız o güçtür, onun içine giriyorsunuz. Allah kimse olmuş. Bak, Allah ki içi vicdandan söyledi. Öyle yaptı. Allah kimsenin başına vermesin. Yani, tamam. Aynen. Şimdi gelelim o bedevi bir kavim. Tazelendik bilgiyi, bedevi. Ümmi bir muhit. Hani biraz böyle sahabeyi anlamak için bu dersi hayalen böyle bir asra gitmek lazım. Yoksa üzerine bina edemeyiz binayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında 7 kişi okuma yazma biliyor. O kadar. Bunların dışındadır Resulullah aleyhissalatü vesselam. 7 bedevi bir kavim, ümmi bir muhit, hayat içtimai eden, cemiyet hayatı ilişkilerde, efkar siyasi eden, yani cemiyet hayatından yönetenlerle siyasi ilişkilerde, düşüncelerde hali uzak. Bedevi. Yani bundan 20 sene önce, 25-30 sene önce Türkiye'nin mafya devleti. Mafya gibi. Hani hastanelerde ölüler çıkıyordu. Değil mi? Para ödeyemediğin için. Cezaneme gel diyor doktor. Yani böyle de değil ha. Gene bir yere gel diyor.
Yani hayat içtimaiyeden, efkar-ı siyaseten hali uzak. Böyle bir şeyleri yok. Dört, kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan. Kitap yok. Halk arasında var dediğimiz dememek lazım. O değil. Ulan kitapsız, yani Kur'ansız. Kitapsız dedim bana diye adam vuruyor. Biraz haklı biliyor musun? Bana Kur'ansız dedin diyor ya. Öyle küfür anlamayın. Kitapsız deyince Kur'ansız demekmiş. Kitapsız, fetret asrında, fetret asır demek, geçmiş peygamberin hükmü unutulmuş. Daha yeni peygambere ihtiyaç var. Böyle bir geçiş dönemi. Ama bazı sahabeler, ki Peygamber Aleyhisselam ciddi de ondan, dini nikahlarını hemen sorarlar. Madem din unutulmuş, peygamberimiz ve bazı insanlar çocuklarını gayrimeşru mudur? Hemen mukadde bir soru şey, bana çok sorulduğu için çok değişik kitlelere hitap ettiğimde, yani peygamberimiz ciddi ve Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi insanların, ben baktım, İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan diniyle muamele ederlermiş, yıkanırlarmış, onlar da varmış. Hanif dini. He? Hanif dini. Hanif dini. Yani oruçları da varmış. Ama Ebu Cehil gibi bir adam, iftira etmeyeyim de, nikah yapacağını zannetmiyorum yani. Değil mi? Böyle bir durum, vay be. Ne acayip bir şey ya. Kitapsız, fetret asrının karanlıklarında bulunan, pek az bir zamanda en medeni, bunları var ya, aldı peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya Rabbi ne insan ya, ben daha bir tane yanımdaki adama tahammül edemiyorum ya. Ya Allah'ım ya Rabbi, ders yaparken telefonu çalırsa sıkıntıyı bana yapıyor da, şimdi kalkıp bir tanesi işlese şuraya, ulan ben ne olurum ya, ulan nasıl bir peygamber ya. Ya nasıl kibar, nasıl bir nazik ya. Gelirken metroda birisi bana bir şey göndermiş. Aklım hayalim gitti ya. İlk defa okudum böyle bir şey. Adamın bir tanesi heyecanlanmış. Heyecan bahçesinden üzümü getirmiş. Yediriyor Allah Resulü'ne. Salkım bir salkım işte. Allah Resulü maşallah. Gülüyormuş. Sahabe varmış biliyorsun. Hiçbirisini vermiyor. Güzel değil mi ya Resulallah diyormuş. Maşallah. Yiyormuş böyle. Bu salkımı bitirmiş. Demiş ki, onlar gittikten sonra, ya Resulallah bizi hiç ikram etmediniz yani. Adeti değilmiş. Dedik, o kadar heyecanlı bana ikram ediyordu ki, üf, ekşi yahu, böyle suratımı assaydım adam yıkılacaktı. Ben ona sabrettim ekşiliğine, size verseydim, o ya Resulallah ne kadar ekşi ya falan hemen söylerdiniz diyor. O da kalbi kırılır diye size verdim. Şuraya bak ya, şuraya bak, böyle bir şey olur mu ya? Ya bu ne biçim insan ya? Bu ne biçim insan ya? Ya deli olacağım ya. Bu nasıl pedagog ya, psikolog? Ya nasıl bir insan? Böyle bir insan olur mu ya? Olamaz. O var, olamaz. Varsa Allah destekli ya. Böyle mükemmel ya. Ya adamı düşünüyor. Sen bana ekşi bir şey vereceksin de. Muhammed, maşallah. Tebessüm edeceğim. Surat da asmıyor. Muhammed, herhalde bizim bir tane hala yapmış. Olmuş ha bu. Laz hikayesi değil. Dedi ki oğlum uşağım iyi ki geldiniz dedi. Buraya gelin bir şey edireyim. Tamam hala dedi. Zaten dökecektim dedi de. Tam ekşimek üzereydi. Geldiniz iyi oldu bunu yiyin dedi. Ona bana deme ya. Tamam. Şimdi bu sen bana ekşi vereceksin. Muhammed başka bir şey bulamadın ya. Maşallah. Güzel değil mi ya Resulallah? Maşallah diyor. Ne reddediyor ne kabul ediyor. Siz diyor dayanamazdınız diyor. Ya bu kadar kibar, bu kadar nazik, bu kadar latif yahu. Hemen geç arkana. Allah böyle işte. Allah latif. Allah nazik. Allah mükemmel. Öyle bir Allah ya. Allah çok hoşuma gidiyor. Böyle terbiye etmiş. Ne kadar hoş bir Allah ya. Böyle Allah değil mi böyle? İnsan
yapmış. Sevesiydi. Konuştur onunla. Şu potreye bak. Şu manzaraya bak. O bulunduğu asrı tanımladık değil mi? Şunları ne yapmış? Fetret asrının karanlıklarına. Fetret yani din yok. Ona din var senin ve benim dünyada. Şu cemiyette din var. Olduğu halde bak bu millete bak. Hayal et. Bu milletin dini var mı? Var. Bu haldeyiz. Ya din yok. Hak olur mu? Hukuk olur mu? Kul hakkı denen bir şey olur mu? Bir şey söyleyin ya. Bu nasıl vahşilik olur? Din yok. Din var bu. Din yok ne, deyince nasıl anlarsın biliyor musun? Din var bu. Ya yok. 600 sene din unutulmuş. İsa Aleyhisselam'la Peygamberimiz Aleyhisselam arasında 600 sene. Din yok. Ben nasıl oluyorsa öyle. Allahu Ekber. Ancak nefesi şöyle alıyorum böyle dayanamıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yani böyle bir salatü selam garibime gidiyor. Merak da ediyorum. Ya Resulallah diyeceğim haşirde gördüğüm zaman. Sen İstanbul Üniversitesi psikiyatride mezun değilsin, psikolog değilsin, pedagog değilsin, aile danışmanı. Ya Resulallah bu kadar insanı tanımlamak, kırılacak yerleri bilmek, ona göre adım atmak. Ya bu ne biçim şey ya? Yani trende yağsa haykıracağım geldi ya bugün trende ya. Onu görünce WhatsApp'tan bana göndermeyin dedim ya böyle şeyler. Etkiliyor benim psikoloji. Psikolojiyle meşgul oluyorum ya. Adam kırmamak için nelerle meşgul oluyor ya. Hala takındım orada ha. Ben dedim hakikaten ona yemiş bitirdi. Resulullah verirdi ya. Ona niye ver? Dur bakayım ne gelecek ya. Maşallah veriyor. Maşallah diyorlar. Yanındakiler vermiyor. Allah Allah. Dur bakayım bir baktım ki Allah. Ben olsam lana yesin ana seni hiç iyi söylüyor. Ana şunu. Ana bunu. Ve adama dedim, ulan yemedin de mi getirdin? Bizim Laz halanın dediği gibi, uşağım zaten yemek bozulmak üzereydi. İyi ki geldiniz, ha bunu yiyin dedi ya. Dökecektim dedi. Mehmet, sana böyle yedirmek lazım. Böyle karanlıklarda bulunan pek az zamanda bunları en medeni, malumatlı ve hayat içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletleri ve hükümetleri ustad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak yapmış. Bilhassa ne yapmış bunları? En malumatlı, en medeni, en malumatlı, hayat içtimai ve siyasete en ileri olan milletlere, hükümetlere, ustad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendani idare eden, sahabe namiyle dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla, böyle bir cemaat, sahabe ittifak etmiş. Ne demişler? Can ve mallarını peder ve aşiretlerine feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Aşiretleri var. Onların aşiretleri var. Bunlar, bu insanlar o ahlaktan sıyrılıyor. En medeni, en nazik, en kibar, hayat içtimaiyede rehber, diplomat, hakimi adil olarak en medeni milletlere muallim, ustad, rehber olması ve bunlar sahabe namiyle dünyada namdar olan bu cemaatin, cemaat-ı meşhurenin ittifakı, bütünsel anlayışları şuymuş. Ne yapmışlar? Canlarını bunlar. Yani canlarını derken onların canı can değildi yani. Aynı sen canın hakkında ne hissediyorsan o da öyle ya. O zaman insanların canı kalem gibi değil ki. O aynı. Sen canında ne hissediyorsan, köpek de ne hissediyorsa, sığır da ne hissediyorsa herkes hissediyor. Bunlar canlarını yetmiyor, mallarını yetmiyor, pederlerini yetmiyor, aşiretlerini feda etmişler. Ne görmüşler ki bundan feda etmişler? Canlarını, mallarını, pederlerini, aşiretlerini. Eksik yaptın mı? Ezberleyelim. Canlarını, mallarını, pederlerini, aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetle, imanla tasdik etmişler. Peygamberimizi. Ya ne acayip bir şey ya. Nasıl bir
şey yapmış. Mesela ben şöyle diyorum. Risale-i Nur hayatlarını vakfı ediyorlar. Ya vakfedene hayret etme. Nasıl bir şey eser ki? Onlara bunu yaptırıyor, biliyor bu. Hayret buna et. Çocuğuna desen ki oğlum bakkalda şey alsana şunu bir şeker. Şeker alın. Böyle mi yapıyor? Ya bir bardak su getirtemiyorsun. Ya bu nasıl bir eser ki ömrünü feda ettiriyor sana? Nasıl bir şey? Etlerine bakma. Etlere ne kadar cazip. Sahabe böyle değil mi? Resul'a nasıl bir şey ki bunu yapmış adam? Canını, malını, pederini, aşiretini feda etmiş. Ayakta bilmem ne yapan adam medeni memleketlere ustad muallim olmuş. Ya ne harika ya. Ne mükemmel bir şey ya. Başlı başına bu delildir peygamberin. Değil mi? Nasıl bir cazibe var ya? Nasıl mükemmel bir ahlak? Herkes, düşmanları dahi, ne demişler biliyor musun? Muhammed İl Emin. Aramızda en büyük, en güzel ahlak da oydu diyor. Muhammed İl Emin, İslam'dan sonra denmemiş ha. İslam'dan önce denmiş, onları gavurlar demiş yani muhalifleri. Gelecekteki muhalif olacakları demiş. Velid İbni Muğre, Ebu Cehil, Süfyan, bunlar demiş yani. Muhammed İl Emin o zaman demişler ya. İslam'dan sonra değil ha Muhammed İl Emin. Nasıl emin olmasın? Şimdi bak ne yapmış. Bildiğiniz ama ben bir tasvir edeyim. En mukaddes şey, en mukaddes ve kutsi ve değerli. Mukaddes, kutsi ve değerli. Emanetlerin toplandı Kabe var ya, onun içindeymiş. Onu kapatmışlar. Anahtarını da en güvenilir adama kime verelim demişler. İttifakla ben okuduğumu söylüyorum. İttifakla bir tane istisna olmadan Muhammed'e verelim. Muhammed İl Emin'e verelim dediler. Ve içinde hiçbir şeysi yok. Ya hiçbir şeysi yok ya. Bir altını yok, kutsi bir şeysi yok. Muhammed İl Emin'e verelim dedi. Demişler ki alır mı demiş ya, onun bir şeysi yok ki. Hep zenginlerin, ağaların, ağababaların malları orada. Bir şeysi yok ki. Niye yük çeksin? O bizim aramızdaki, böyle sahiplenerek diyor, aramızdaki ihtilafı çözer diyor. Çünkü benim de olsun, ötekisi bende olsun, yok şunda olsun. Kavga etmişler, babalarının hayrına vermemişler ya. Bizim aramızdaki ihtilafı bu giderir böylelikle. Çünkü böyle bir insandır demişler. Vermişler anahtarı. Sonra İslamiyet geldi mi? Anahtar hala onda mı? Ver demediler ha? Ver, ver anahtarı. Senle daha işimiz yok Muhammed. Demediler. Hala anahtar onda. Mekke'de Medine'ye hicret edecek. Anahtar bende. Ona beni öldürmek isteyen ve beni şehrimden, doğduğum memleketten çıkaran adamlar benim evimi çevirecekler. Beni öldürmeye çalışacaklar. Ben hala onların anahtarını düşüneceğim emanet. Allah'a yemin ederim göle atarım. Bu göle de atarım yani. Karaya bir yere atmam. Gömerim yani dibe. Daha beter kaybolsun diye. Belki tutuştururdum o binayı. Sen beni ölmeye geleceksin. Ben ne yapacağım? Ya Ali diyor. Şu geldiler 200 kişi sardı. Beni öldürmeye geldiler diyor. Bu anahtar onun Şimdi baskın yapacaklardı, sen bana anahtarı onlar gelince ver diyor. Emanet bu diyor. Deli olacağım ya. Nasıl bir şey ya bu? Hazreti Ali tehlikeye atıyor emanet, anahtar için. Kendisi Yasin suresinin bir ayeti okuyor. Onlar görmeden çekip gidiyor. Ondan sonra bir anda hücum ediyorlar, tam vuracaklar ve Hazreti Ali atıyor. Dedi ki seni niye yatırdı? Nerede o? Dedi ki sen onunla niye gitmedin dediler. Dediler Hazreti Ali. Bunun size aitmiş emanet. Bak o anda 200 kişi. Bunu size vermem için beni bıraktı dedi. Bir kısmı Faruk iman etti biliyor musun? Yani şaşırmışlar daha kafa yiyecek ya. Öldürmek istediğim adamın bize bir anahtar emanetini. Emaneti ihanet etmeyen bu insan Allah adına yalan söyler mi? Bu nasıl bir şey değil mi? Ve o 200 kişiden kısmı azam ediyor, iman etmiş. En katili azille seçilmiş. Her kavimden, aşiretten adam seçilmişti. O 200 kişi sıradan adam değil. Kavga bir aşirete, kan bir aşirete yüklenmesin diye bütün aşiretlerden en azılı
savaşçı şeyler seçilmiş. Asker. Niye? Bir daha söyleyeyim. Ya Ali dedi, bunu sen niye seni bıraktı dedi. 200 kişi sarmış. Dedi ki, bu sizinmiş dedi. Bunu vermem için. Yani tam bakmadan keseceklerdi vesaire. 200 kişi. Şunlar, ya bunun için mi dedi. Birbirlerine bakıyorlar ya. İnsandır da ne kadar kafir dayı olsa. Vay be. Hazreti Ali de sormuyor ha. Bunu onlara verirsin. Ben derim ki Salih bunu dedin ama yani doğru da abi yani doğru mu falan. La sorgulamıyor ya emrini. Emrini sorgulamıyor ya, ya Resulallah. Şimdi 200 kişi gelecekler ya şu paldır küldür hiç bana da sormadan ben senden hiç kızmışlar incini benden alır 200 kişi ya. Bir anda sen hiçbir şey elinde yok kataklayacaksın. Demiyor. Bitti. Hazreti Ali sahabe. Enbiya'dan sonra en muhterem. Yetişilir mi şimdi? Biz şimdi Resulullah'ın sözünü duyuyoruz. Ustad diyor ki Buhari'den işitmek, Buhari'de görmek, okumak Buhari Hazretlerinden sahabeden işitmek gibidir diyor. Şimdi öyle ama Resulullah böyle ama yani acaba ne demektir ya? Hikmeti vardır ya. Öyle diyor da işte. Ya. Yapma diyor bir hadiste. Öyle diyor da yani. Tabii de yani sebebin nüzulu neydi falan. Başta ben. Ya Rabbi affet bizi ya. Niçin biliyor musun? Ya Rabbel Alemin. Bunun ihtiyacımız var ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına bizi affet. Onun hatırına ya. Şu anda riyakarane şeyimiz varsa sen biliyorsun. Riyakarane yapsak bile halisane ve samimane şu haletimizi ona ulaştır. Ve vesile-i şefaat ya Rabbi. Yap ya Rabbi şu haletimizi. Yani nasıl bir insan, nasıl bir sahabe. Yani sahabe bu hale getiren ya. Sahabe mükemmel değildi ki ya. Böyle bir adamlardı. Nasıl bu hale getirmiş? Ben ona deliyim ya işte. Sahabe güya ders okuyoruz ama bunu nasıl getirmiş? Vakfı hayat etmiş. Oo ne büyük adam. Ulan nasıl bir cazip kitap ki benim. Her şeyden, attan, avrattan, işten, aştan, her şeyden alıkoydular. Nasıl bir cazibesi var? Ona bir dikkat etsene ya. 10 dakika günde alıp okumuyoruz. Okumuyoruz tamam bunu. Ama birileri ömrünü buna vermiş. Senin için hiçbir mana ifade etmiyor. Ömrünü vermiş ya. Biz 10 dakika vermiyoruz. Sonradan Küllan Beyli gibi abi canım sıkılıyor ya. Sıkılıyorum abi ya. Ya televizyon karşısında mısın şu anda bana telefon ederken? Abi canım sıkılıyor ya. Canım sıkılıyor. Televizyon karşısında mısın? Ya abi değilim şimdi ya. Takozoviç. Yani acayip ya. Sahabeye bak ya. O, baktığım zaman manzara. Ben bir şey okuduğum zaman gidiyorum hayalen. Kızını gömüyor, üşüyor. Şöyle yapıyor, kılıçlar elinde, Hazreti Ali gelmiş. Ondan sonra okuyorum ben, onun için çok etkileniyorum. Böyle langur lungur malumat almıyor. Hayal ediyor. Gel diyor, tesir etmesi için. Seninle diyor, hayalen Cezuretul Arab'a gideriz. Onları bir ziyaret ederiz. Boşuna mı demiş bunu? Tesir etmez yoksa. Malumat olur. Cezuretul Arab'a beraber gideriz diyor. Öyle mi diyor Faruk? Hayalen gidelim dedi. He? Ne diyor? Eğer hayalen giderseniz hissimiz aktif olur. Bize diyor ki hayalen böyle bir kurgula orayı. Enbiya'dan sonra, peygamberlerden sonra en muhterem, en yüksek taife, en muhterem. Hakikaten ya. Galit acayip. Ölüsüne bile millet oraya gidiyor ya. Ulan benim sağlığımda kimse yok. Eybül Ensari Hazretleri. Ölüsü bile böyle ya. Onun ölüsü. Dirisi neydi acaba? Ölüsü değer alıyorsa diriydi o. Biz ise yaşarken ölmüşüz. Bir tane de öyle demiş. Doğmadan öldüm dedi. Ona doğmadan nasıl öldü? Tabuttan, şey mezardan korkuyoruz. Kabirden. Dünya kabir, kabir. Kabir nedir biliyor musunuz? Hakikate geçmeyip surette kalmak kabirdir. Üstad diyor ki, ey mezar-ı mutarik bedbahlar, hikaye zannedin. Mesela şöyle bir tabut düşünün, tabut, kutu.
Ayak yok. Gidecek. Gun. 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 Tabut yani böyle gitse. Mezari mutarik bedbahtlar böyle. Arkadaşlar kabir toprak altı değil. Kabir dünyadır. Suret kabirdir. Allah Resulü diyor ki ölünce uyanırsınız. Mezara girince uyanmakla dünyada da ölünce uyanırsın. Ha demek ki uykudaysak kabirdeyiz. Ne zaman bizi hakikatten surete çeken ne varsa kabre giriyoruz. Suretten hakikate geçince kabirden çıkıyoruz. Adam kabirde ikinci kabre girmekten korkuyor. Arkadaşlar kabir o değil. Kurbanı gitsin o kabir ne olacak ki? Ne var ki? Oraya düşen hep çıkıyor dışarıya. Gübreye atıyorsun elma geliyor. Ama kabir burası. Kabir. Kabir burada. Kabir burada. Sokaktan bir tane kabir yapayım size. Yürüyor caddede tamam mı adam? Kendi kendine konuşuyor. Nerede bu? Mezarda. Hangi mezarda? Düşündüğü yerde. Burada mıdır yürürken? Hayır. Sen oradasın. Bir tanesi de ha gülüyor. O böyle yapıyor. Hangisi kimlerde? Kim ne düşünüyorsa oradadır. Allahu Ekber. Enbiya'dan sonra en muhterem, en yüksek taife, ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda, kursa da gitmemiş ha, az bir zamanda Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile şarktan garba kadar adilane idare edip Cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere ustad, muallim, diplomat, hakimi adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler. Asr-ı saadet. Asr-ı saadet nasıl biliyor musunuz? Asr-ı saadeti şöyle. Saadet asrı. Bir eli ağda, bir eli bağda. Çeşitli hatunlar, helikopterler, yatlar, katlar. Öyle değil ha. Asr-ı saadet ne demek biliyor musunuz? Asr-ı saadet. Yokun adı asr-ı saadet. Yok. Ayakkabısının papuçlarını suda ateş yakıp o suyu şey yapan. Ağaçların Hazreti Ali'nin tabiriyle ağacın tepelerindeki kabuklar tazedir diye çıktırmanan. Ben diyor o kadar acıktım 3 gün ki artık diyor yürüyemez hale geldim. Vadiye girdim ki diyor taze yeşil ottan yiyeyim. Benden önce yemiş kardeşlerim diyor. Yoktu diyor. Asr-ı saadet nedir biliyor musun? Çocukları yemek pişiriyor namesiyle tencerede taşları. Işık yok ki o zaman. Bir tanesi dedi ki abi dedi çocuklar dedi o tencerede kaçtın. Görmediler mi? Lan elektrik zannediyor. Çocukları biliyorsunuz. Pişti. Ne acıktık. Annelik duygusu var mı? Anne oldunuz mu siz hiç? Annelik duygusu var ya annelik. Şimdi pişti oğlum. Anneyi düşün. Ne acıktık. Böyle taşları karıştırıyor. Pişiriyor numarasıyla. Bir tanesi çıkıp demesin mi? Abi dedi çocuklar görmedi mi lan akşamda? Lan elektrik var zannettin lan. Ben ilkokul 4. sınıfa kadar elektrik yoktu. Elektrik hiç ömrümde görmedim. İlkokul 4'e kadar düşün. Yok. Bizim evime büyüneye kadar benim evimde televizyon yoktu. Bir başka bir şey güldüreyim size. Bu dedi abi çocuklar görmedi mi? Sanki lamba var zannediyor. Elektrik ya. Floransar çakıyor. Çocuklar onun için görmesi lazımmış. Bir tanesi de şimdi fıkıh okuyoruz. Tahareti okuyoruz. İşte 3 tane taşta şöyle taharet alınır. İşte şöyle böyle. Bir tanesi dedi ki abi dedi 3 tane taşta taharet mi alınır dedi ya. Tamam. Fıkıhta yapıyoruz ya almayalım. Olan dedim biz kamyon kadar yiyoruz. Kamyon kadar yiyince senin taharet demirken için 3 tane taş değil 1 tane taksinin bagajı lazım. Al taş miktarı. Lan ne olacak da 2-3 günde 3 tane hurma yemiş. Bu 3 tane hurmanın tuvaleti mi olur ya? He? Ola biz bir kamyon kadar taş lazım lan. Öyle yiyoruz ki. Öyle değil mi? Lan 3 tane taş da diyor taharet mi olur? Lan? 3 günde 3 tane hurma yese onun tuvaleti mi olur? Kamyon kadar yiyince taksi kadar taş lazım sana, bana. Muhammed. Durdu. Bir arkadaş yanımıza. Hakikaten doğru ya dedi. Oğlum ya. Ona senin bir günde yediğini sahabe hiç görmemiş. Ve öldü gitti.
Fransa'daydık. Senin bir günde çiğdiğin şu çeşitlilik var ya. Gösterdim lan sabah kahvaltısında. Yok sürmeli, Elazığlı şeyle. Ben şunu diyorum, bunun bir sürü şeyler var. Bunlar sahabe görmemiş, peygamber yemeden gitmiş. Senin bindiğin arabaya Resulullah binmedi, Abdullah. Senin bindiğin arabaya sahabe binmedi, sen bir daha kalitelisin. Demek ki dünya bu kadar kıymetsiz. Cenab-ı Hak mealen diyor ki, Allah diyor kendisi, ahireti, cenneti kazanmanızı istiyor. Siz ise dünyaya talipsiniz diyor. Dünyanın o kadar emniyeti olsaydı, bu zibidiler bu kadar arabaya, güzel bir arabaya binemezdiler. Peygamber yaya gitmiş. Sahih Buhari bir hadisin sahihatini anlamak için iki ay yürümüş. İki ay yürümüş, sonra iki ayda geri dönmüş. Oradaymış sahabe, sen de gördün mü, sen de şahit misin, dettirmek için. Ya, üç tane taşla taharetleneceğiz. Şimdi fıkıhta yazdılar. Kışın taharetlenme şekli, yazın taharetlenme şekli. Biz küllü menaleyha falan. Acayip yani durumumuz. Ama elhamdülillah böyle bir şey önderlerimiz var. Onları yad ediyoruz, seviyoruz, takdir ediyoruz. Elhamdülillah onlar inşallah şefaat ederler. Biz çünkü dua ediyoruz onlar. Kaliteli liderlerimiz. Şerefli bir mazi bırakmış. Bize şerefli, kaliteli bir mazi bırakmış onlar kendi. Değil mi? Şarktan garba kadar adilane idare eden, adilane, şeye gidecek, Hazreti Ömer gelmese demiş, bu kaleyi vermeyiz. Yahudi kale, Yahudiler teslim edecek. Hazreti Ömer, Halid bin Velid komutasında çiğten, demiş ki Yahudi, ne kalesiydi, dur. Meşhur bir kale Yahudilerin. Hayber. Hayber değil. Hayber peygamber zamanı. Bir kale böyle. Dedi ki, Hazreti, halifeniz gelsin ona vereceğiz dedi. Bak bak bak. O da kan dökülmesin. Halid bin Velid mektup yazıyor Hazreti Ömer Efendimiz'e. Hediyalar. Böyle diyorlar dedi. Tamam geliyorum. Geldi. Ondan sonra bir bakıyorlar. Bir sıra şey kölesi biniyor. Bir o biniyor, bir o biniyor. Lan benim kölem deveye gidecek, ben aşağıda gideceğim. Böyle bir şey olur mu? Ya şunu değil ya. Arabanın arka koltuğuna bile çocuğunu koymanın taraması biz eğiliyoruz değil mi? Ya koltuk ha koltuk aynı yerdeyiz. Öyle diyeyim de biraz isimiz tarih olsun. Hani arabanın dışında gel yürü, yaya değil. Ön koltuktan otursa arka koltuktan oturacağız. Bir tanesi tam biniyor. Hasan kardeş ya kapıyı açtı tam biniyor. Sen binseydin ya diyor bana da oturuyor. Tamam dedim ama bana bırakmadın ki çık dedim. Ya neyse dedi oturdum dedi. Tamam. Ondan sonra ya emiren müminin. Buna kaleye gideceksin. Senden dedi. Halid bin Velid diyor. Bundan sonra dedi. Onlar zahire bakar. Bilmezler. Ya emren müminin. Ne olur sen bin deveni yaverin sür çeksin. Sıra yapma. O kaleye gideceksin şimdi Yahudilere. Bak şimdi Allah aşkına kafa karıştırma işte ya. Dedi ki bir kale için adaletimden vazgeçmem dedi. Bediüzzaman'ı hatırlatıyor. Bediüzzaman diyor ki, bir hayat için yalana tenezzül etmem dedi. Ben bunu, burada mı şey, yok Emre burada mı? Havalimanında hemen oradan oraya geçtim ama toparlayacağım. Havalimanında çekin yapıyor kız. Tabii çekin derken çekin yapıyor. Bağulları veriyoruz, bilet yapacak. İki kişiyiz, ikimiz bağlıyızı topladık. Ya dedi, konuşurken, ya birinci valiz dedi, beyefendinin kaçtı dedim. Dedim ki 19.8'di galiba dedim. Veya 18.9'du. Baktı böyle. Ya kusura bakmayın ama dedi. Ya tam yazmam lazım dedi. Beyefendi dedi. Tamam güveniyorum ama. Sen dedi, sen ikisini koyduk ya ben. Sen ikisini alır mısın? Tabii. Alınca 18.2 çıktı. Ben 18.9 veya 19.8 kilodur dedim. Tabii ki ben dediklerimde çok aşağıda çıktı. Dedim ki yavrum kızım dedim çok genç. Ben babasından da belki geçtim. Biz dedim kimiz biliyor musun dedim. Bir dedim şey için küçük bir menfaat için biz yalana tenezzül etmeyiz. Biz bir hayat için yalana tenezzül etmeyen Bediüzzaman'ın talebeleriyiz dedi.
bir anda şok oldu. Dedi ki, bir daha söyler misin dedi. Diğerleri de seyrediyor. Diğer şey, bir hayat için yalana tenezzül etmem dedi. Durdu, bir şok oldu. Aldı, dur. Çekil, mekime bitti. Ya ne güzel bir laftı dedi ya. Ondan sonra orada bize şey yapıyordu ama. Kartı verdiğim Nur Risale'yi anlattım. Dedim bu zatın böyle eserleri var. Tamam dedi. Ondan sonra var mı dedi bir şeyiniz onun dedi şey. Ondan sonra hem kartı verdim hem arkadaşlarına Risale-i Nur'u şey yaptı. Şimdi gelelim şeye. Ya Emir el-Mü'minin. Ya onlar bilmez dedi ya. Sen dedi. Artık sen bin dedi ya. Oraya kadar gelmiş. Ondan sonra Sıra'yı gene yapacak. Bir kale için dedi. Adaletimden taviz vermem dedi. Bak olacağına bakın. Hazreti Ömer bu. O, ben, kaleye gidecek adama denk geldi. Emir el-Mü'mini tanıyorlarmış. Ondan sonra bir kısım tabii alimleri, o aşağıda yukarıda hepsi toplanmış, bekliyorlarmış. Bir bakmış ki köle yukarıda, Cumhurbaşkanı direksiyonda korumaları veya şoförü de arkada yaymış. Öyle diyeyim de anlarsın. Tamam. Veya oğlunuz diyor ki, 5-6 yaşında çocuğunuz, baba kalksana bir bardak su versene. Ulan eşek sıpasana. Böyle de değil ha. Ya Allah Allah, bir hayalet yapar mısın ya? Yapam diyorsa yalandır. Ben yapmam. Şimdi ondan sonra, bak ne oldu biliyor musun Faruk orada? Durdu. Hiç şey yapmadılar ha, yukarıdaki Ömer'dir, aşağıdaki şeydir demedi. Ya Emir el-Mü'minin, al dedi. Konuşmadık. Bizim kitapta diyor ki, sizin kalenizi böyle bir adam gelecek. Deveye, kölesini, kendisi yaya gelecek, bir zata bu anahtarı verin yazıyor dedi. Biz onun için çağırdık seni dedi. Hakikaten böyle midir? O musun? Yoksa seninle savaşacaktık dedi. Seni burada bak hepsi dedi siperde, tek daha. Ve tek gelecek ve onların eminim kendisi ya aşağıda devede kölesi yukarıda olacak zaten bu anahtarı teslim etti. Kitabımızda böyle yazıyor. Bunu hakikaten sen misin diye görmek istedik. Buyur anahtar. Görüyor musun bak? Nereden nereye ya? Doğru ol kardeşim. Yol nereye çıkarsa çıksın mutlaka doğrudur o. Ne olursa olsun. Nereye mal olursa olsun. Doğru, sık, ya sükürt, ya sus, ya doğru. Hata yaptığın zaman da sıkı yapacağız. Nasıl? Kardeşim hatalı. Hakkın helal. Kusurluyum. Kusur insana ait. Ama itiraf etmek de insana ait. İtiraf etmemek insana ait değil. İnsan dışı bir mahluktur. İtiraf etmemek. Bak kusur yapmak insana ait. İtiraf etmek de insana ait. İtiraf etmemek insan dişi bir şeydir. Yani kelenamı belhumada daha aşağı iniyor. İtiraf insana aittir. Hiçbir köpek diğer köpeğe itiraf etmemiştir. Hiçbir sığır, hiçbir öküz diğer öküze yaptığı hatadan dolayı özür dilerim, hata bendeydi der mi? Gördünüz mü öyle bir şey? Hem gasp etti kedi, otikiler gelene kadar burada kendi, hem onun içine de gidiyor. Lan o mazlum işte, özür dilerim, kusura bakma, çok acıkmıştım da. Affet beni der mi? Gene zalim. İtiraf etmez, itiraf insana aittir. İtiraf etmek insana ait. Hele karı koca noktasına. Bütün her şey gider ya, şöyle. Ya kusura bak, düşünemedim. Lan kavga gider ha. Kavga olmasının sebebi, iz takip eder gibi. Yani kendisini takip ediyor. Öyleydi de böyle. Ya bırak işte ya bu suç işte. Lan öyle bir anlatıyorsun ki neredeyse ben sordum diye gene ben suçlu ben çıkacağım. Ortada bir suç var. Onu da yapan sensin. Öyle evirip devirip çeviriyorsun ki ha sordum diye ben suçlu olacağım ha. Acayip bir şey. İşte kavgalar bundan çıkıyor. Sahabe öyle değil. Teslim etmiş. Bu mu bu? İşte böyle bir sahabe. Şimdi Resulullah'tan yanlış bir şey nakleder mi? Adilane, sıdk üzerine her şeyini feda etmiş. Ya filane, Resulullah'tan böyle bir şey işittin mi? Yalan der mi yani? Canını, malını, aşiretini, kavmi, kabilesini terk etmiş. Sıdk uğruna. Teslim etmez. Milletlere ustad, muallim, diplomat, hakim, adil olarak
O asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam her halini tetkik bunlar. Şimdi neticeye varıyoruz ha. Meyve almaya gidiyoruz bu yarım saat konuşmamız. Şimdi böyle bir sahabe. Potresini aldık mı abim? Böyle bir sahabeyi nakşettik mi zihnimize? Şimdi bak ne yapacaklar. Netice bu. Bundan sonra okumak istediğim şu. Bu kadar konuşmamızın sebebi şu. Bunlar sahabeler Muhammed aleyhissalatü vesselamın her halini tetkik, tahari, her halini tetkik ediyor, tahari ediyor, tahari araştırıyor. Abdullah içeriye geçer misin abi, al abini. Tetkik, tahariden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetiyle, yani böyle bir sahabe, adalet uğruna canlarını bir, ezberleyeceğiz dört tane. Canlarını, mallarını, hayır, pederlerini, aşiretlerini feda etmişler. Sebebi sıdk üzerine. Tamam mı? Böyle bir sahabe, Peygamber aleyhissalatü vesselamın her halini tetkik. Tahariden sonra gözleriyle de gördükleri mucizatın kuvvetiyle, gözleri de mucizeler de görüyorlar, eski düşmanlıklarını ve ecdatlarının mesleklerini, eski düşmanlıklarını, işte hurmalıktan, şundan bundan, bir de ecdatlarının mesleklerini, putlara tapmalarını ve çokları Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını. Halid İbni Velid kim biliyor musunuz? Kimin çocuğu? Velid İbni Muğire. Kim o? Kur'an onun hakkında 10 tane ayet yapmış. Bir tanesi neymiş? Zenim. Kulağı kesik. Bizim tabirle gayrimeşru. Lazcasını demeyeyim. Gayrimeşru yani. Babasız yani. Velid İbni Muğire yani. Onun çocuğu kim? Halid bin Velid. Allah'a kafirler üzerine sıyırdı kılıçtır. Allahu Ekber. Bundan diyorum ki kişinin mahkemette var. Kişinin değeri kendindendir. Neslinden değildir. Ebu Cehil'in amansız İslam'ın peygamberin hak ve hakikatın düşmanı Ebu Cehil. Oğlu kim? İkrime. Radiyallahu anh. Demek ki kişinin değeri kendindendir. Neslinden değil. Mahkemette bu cümle geçiyor. Ne kral cümle ya. Yani benim kavmim şöyleydi de babam böyle adam değildi falan çalışıyorum. Çünkü senin arkası yok lan. Ya. Diyor ki çokları bak mucizatların kuvvetleriyle eski düşmanlıklarını, ecdatlarının mesleklerini ve çokları, parantez aç, Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını, kavim ve kabilelerini tamamıyla bırakıp, bütün ruhu canlarıyla gayet fedakarane bir surette İslamiyet'e girerek, aynel yakin, ilmen gözleriyle de İslamiyet'in hakkaniyetini, acaba akıllı aldatabilir, cezbe yapabilir, sihir edebilir, büyüleyebilir, kandırabilir, yalan söyleyebilir. Ama fiilen buna ilmel yakin, göz olunca aynel yakin. Yaşayarak hakkal yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesinde Muhammed aleyhissalatü vesselamın sıdıkiyetine, risaletine imanları sarsılmaz küllü bir şehadettir. Yani bu insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadıkiyetine, doğru olduğuna, bunlar diyor sahabe, risaletine, peygamberliğine, imanlarına, peygamberin imanı. Lan nasıl bir iman o da? Nasıl bir iman? Ona da girmek istemiyor. Lan bu kadar 1,5 milyar Müslüman benim imanıma teyit. Her bir Müslüman, siz bana ne iyilik yapıyorsunuz biliyor musun ben de size? Sizin bana en büyük iyiliğiniz imanımı teyit ediyorsunuz, takviye ediyorsunuz. Sen diyorsun ki bana, Hasan kardeş imanın doğrudur, ben de aynı şeye iman ettim. Birbirimize kuvvet veriyoruz. Bir Müslümanın bir Müslümana en iyi iyiliği kendi varlığıdır. Bir daha, bir Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Ben senin imanını teyit ediyorum. Ben senin Risale-i Nur doğruluğuna inanıyorsun ya. Ben de senin delilini oluyorum.
O zaman birbirimizin kıymetini bilirim. Sahabeler böyle. Şimdi sıdkına, risaletine. Yani niye? İlmen gördü. Yani ilmen anladı sahabe. Gözleriyle de gördü. Yaşadılar. Ondan sonra üç tane ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin bir hale gelen sahabeler peygamberimizin imanı. Şimdi kardeşim 1,5 milyar insan benim imanımı teyit ediyor. Bu kadar mucizeler gördük. Her sahabe mucize görmedi ki. Her sahabe benim kadar ilmi yok ki. Ne diyorsun ya? Bir sahabe düşün bak. Kafirdi. Düşman safından geldi. Senin kadar da bilgisi yok. Yani gusül bile yapmamış ya. Düşman safından geldi mi? Resulullah'a suikast için geldi mi? Onu kılıcı kaldırdı. Ya Muhammed seni kim kurtaracak? Puştuk yokmuş. Arkadan vurmak yokmuş. Dönsün de kafasına vurayım diye. Arkadan vurmuyor. Döndü baktı ki beni Allah kurtaracak diyor. Gayetten bir darbe yer. Kılıcı yere düşer. Peygamberimiz kılıcı alır mucize olur. Şimdi seni kim kurtaracak der ve affeder. Adam iman eder. Sonra kılıcı verip geldiği yöne savaşır ve şehit olur. Bunun daha bir kelime şehadeti var, bir peygambere imanı var. Hiçbir şeysi yok. Abdestin farzları yok. Abdest almamış hiç yani. Ya böyle sahabe de var. Ama buna Ahmet bin Hanbel yetişemiyor. Buna İmam-ı Rabbani Hazretleri yetişemiyor. Buna Bediüzzaman yetişemiyor. Sebap cihetiyle. Çünkü Esebebül Kelfai. Ulan bir namaz yok. Bediüzzaman yetişemiyor. Ahmet bin Hanbel niye dedim? 1 milyon hadisin ravisi. Şimdi kafan almaz. Almaz tabii. Nasıl bir iman? Nasıl bir sıdk? Nasıl bir inkılap oldu? Bilemezsin. Yaşayan bilir diyor. O nasıl ruhunda inkılap olmuş? Biz 100 sene çalışsak da olmaz. Nasıl bir ruhta patlama olmuş? Nasıl bir imbisat olmuş? En ufak zarar ihtimaliyle adam geri dönüyor, şehit oluyor. İmana bak. Lan biz daha bu kadar teyit var yani din için ne yapabiliriz lan? 5 lira versek 5 sene unutamıyoruz. Ulan şuraya 5 lira verdik diye. Adam canını verdi. Tamam. Acayip bir şey ya. Böyle bir sahabeler, peygamberin ne imanı var ya? Peygamber nasıl imanı var? Hiç kimse yok. Tek başına. Acaba doğru mu yapıyorum? Bütün insanlar aleyhinde ya. Yani zerre kadar tereddüt etmemiş ya. Ya en ufak bir şey olunca sarsılıyoruz biz ya. Sorumuz oluyor cevap verince ya abi falan. Ne tamam. Ne olur lan cehaletinden dolayı mutlaka cevap var yani. Ya peki asıl saadette olsan bir tarafı İslamiyet bildin. Bir sürü küfür şeyleri var şüpheleri var. Mesela ya Ebu Bekir. Mescid-i Aksa'ya kaç günde gidilir diyor. Bir ayda dedi. Bir ayda da gelir. Tabii dedi akıllı adamın söyleyeceği budur diyor. Şimdi bir adam dese ki diyor. Bir adam dese ki ben dedi gittim hemen geldim. Olmaz dedi. Senin arkadaşın diyor ki dedi. Muhammed diyor ki gittim ben bu akşam çıktım. Oradan alemlere gittim geldim. O mu diyor dedi. Evet doğru söylüyor diyor. Ben ne derdim biliyor musun? Yalan yok hepimiz öyle. Kıvırma yok. Dedik bir dakika bir dur öyle ya. Yanlış duymuşsun ya. Dur bakalım işini öğrenelim. Kazmayı da bırakalım. Hadi bir bakalım ya. Hadi bir bakayım gideyim. Ne diyor ya bu? Çünkü gözüyle gördüğü, yaşadığı bir şeyi tersini söylüyor. Ne derim? Ya bir bakalım ya neyi kastediyor? Manevi mi söylüyor acaba? Şiir mi falan evirip çevirip devireceğiz ya. Tevil edeceğiz ya. Bir öğrenelim da. Çünkü gözünün gördüğü bizzat yürüdüğün şeyin tersini nasıl iman edeceksin? Yani öyle dil ucuyla onlar da böyle tamam doğru söylüyor değil yani. Vicdanıyla söylüyor onlar. Kafir de içinden söylüyor. Onlar kafa yediler ya. O söylüyorsa dedi doğru söylüyor. Bir daha ya Resulallah gitti. Bak şimdi. Onun için gitmedim. Akşam sohbete gittiği zaman ne dedi biliyor musunuz? Şöyle derdim ben. Ya Resulallah böyle böyle bir şey duydum. Hasan abi böyle bir şey söyledin sen. Onun nesi var? Neydi ya? Demiyor. Ya Resulallah. Böyle böyle bir şey dediler. Onun hakikati neydi ya? Ben böyle geçiştirdim ama bana bir anlatsana demiyor. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ya Resulallah. Miracın hayırlı olsun dedi. Bitmiş yani onaylanmış. Bitirmiş aleminde tereddüt yok. Miracın hayırlı olsun diyor.
Ya Rabbi, onların şefaatine mazhar et. Onsuz ahiret olur mu onlarsız? Onlar bizim dostlarımız. Bizim dostlarımız olduğunu Allah'a hamd edilir, şu anda onu zikretmemizdir. Ya. Şu anda selamımızı ona illet ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Burada duralım. Vay be. Sahabeyi anlamak için, hakiki anlamak için hakiki sahabe olmak lazım. Biz onların yaşantısını, Faruk, bunu çok önemli senin için de, onların yaşantısını lisanen anlatmaya çalıştık, bu kadar duygulandık. Peki onların yaşantısı bizim hayatımıza, dinimize rehber olmuş, o da konuşarak. Ya bunları yaşayan sahabenin ruhunu hayal et. Bak, yaşadıklarını ilmen konuşuyoruz. Hayatımıza rehber, olaylarımıza ölçü, uyguladığımız aile hayatımıza kısas. Nispet ederek sahabe böyle yapmış, biz de böyle yapalım. Doğruları bulmamıza vesile oluyor. Resulullah şöyle demişti, sahabe böyle gitmişti. Biz onların hayatları, onların hayatları bize din olmuş. Bir daha, onların yaşadıkları hayat bize din olmuş, rehber olmuş, kutup yıldızı gibi olmuş. Yaşadıkları hayat din olmuş, din. Peki, biz onların hayatını ilmen bunu konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Bu arada, bu cemaatta bu kadar sükunet, bu kadar rahatlık, ferahlık oluyorsa, vesile oluyorsa onu anlatmak. Ya o adam bunları yaşarken neler yaşamış ya? Neler yaşamıştır? Nasıl bir alemler, haletler yaşamıştır? Onun için bu haletleri anlamak için sahabe olmak lazım. Biz binayı dışarıdan konuşuyoruz. Adam içeride yatak odası var, mutfağı var, karpuz yiyor, baklava yiyor. Binada bakıyoruz bu bina bina. Adam oturmuş baklava yiyor ya. Onun baklavasındaki lezzeti binaya bakarak anlar mısın? İçeride baklava yiyor ya. Özel hayatı var. Onun o halette o zevklerini, lezzetlerini sen dışarıda binadan anlar mısın? Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salâvâ.